Merhabalar, Bilmece programından herkese selamlar. Bugün çok güzel arkadaşlarım var. Bugün çok tatlı arkadaşlarım var. Çok güzel sohbet edeceğiz. Mevlana Anaokulu bizlerle beraber. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Şimdi artık mikrofon kimdeyse onunla sohbet edelim. Merhaba, nasılsın? İyi. Adın ne senin? Yağız. Yağız. Yağız kaç yaşındasın? 4. Bu kadar mısın? 4 yaşındasın. Yağız, sabahları kahvaltı yapar mısın? Evet. Ne yersin kahvaltıda? Yumurta yerim. Yumurta. Yumurta çok önemli değil mi? Hı hı. Yumurtayı kim veriyor bize? Annemiz. Annemiz nereden alıyor? Marketten. Marketten. Markete kim getiriyor? Annemiz. Yok, annemiz bize getiriyor. Annemiz marketten alıyor. Markete kim getiriyor? Tavukçu amcalar getiriyor, yumurtacı amcalar, değil mi? Peki onlar kimden alıyor yumurtayı? Tavuktan. Değil mi? Tavuk nasıl ses çıkarıyor? Çok güzel, harikasın. Peki sana son bir soru soracağım. Sen ellerini yıkar mısın? Evet. Nasıl yıkarsın? Sabunlayarak. Sabunlayarak. Çok güzel. Ver bakalım yan tarafa mikrofonu. Hanımefendi, nasılsınız? İyiyim. Adınız nedir? Melisa. Melisa, kaç yaşındasın? 5. 5 yaşında Melisa. Çok tatlı, çok güzel bir kıyafetiniz var Melisa. Kim aldı? Annem dikti. Dikti mi? Ay, ben bayılırım, böyle dikiş yapan anneler var. Harika dikiş yaparlar değil mi onlar? Başka bir şey dikiyor mu annen? Sana. Dikiyor. Ay, ne güzel. Bana da diker mi acaba? Diker bence. Ay, o elbise bana olur mu? Olmaz. Ay, olmaz. Yırtılır giyerken cırt diye. Ay, çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Vallahi çok üzülürüm. Peki bir şey soracağım Melisa. Kıyafetlerimiz önemli değil mi bizim için? Peki sen onları böyle katlayabilir misin? Katlayabilirim. Peki başka annene nasıl yardım edersin? Temizlikte bazen yardım ederim. Nasıl? Şey... Nasıl? Şey... Kardeşim izin verirse yardım ediyorum. Aa, böyle temizlikte... Kardeşin izin vermiyor mu bazen? Bazen vermiyor. Niye? Ne yapıyor? Çünkü azıyor. Aa, çok mu yaramazlık yapıyor? Ay, bu yaramaz kardeşler. Peki sen ne yapıyorsun? Kardeşin yaramazlık yapması diye bir şey yapıyor musun? Söylemiyor musun ona yaramazlık yapma demiyor musun? Diyorum. O ne diyor? Şey, böyle yapıyor. Evet, tamam diyor ama. Tamam mı diyor herhalde? Hay Allah. Ver bakalım yağ tarafı. Merhaba, nasılsınız? İyiyim. Adınız nedir? Ensar. Ensar. Ensar kaç yaşındasın? 6. 6. Ensar, sen annene babana yardım ediyor musun? Evet. Ne yapıyorsun? Yumurtayı yapıyorum. Yumurtayı beraber mi yapıyorsunuz annenle? Mesela sen yumurtayı buzdolabına alıp annene mi veriyorsun? Evet. Annen ne yapıyor? Pişiyor. Kırıyor mu? Çok güzel. Ver bakalım yan tarafa mikrofonu. Beyefendi, nasılsınız? İyiyim. Adınız nedir? Ahmet Bağış. Ahmet, sana bir şey soracağım. Sen yemeklerden en çok hangisini seversin? Ekmeği. Ekmeği seversin. Neden? Neden ekmeği seversin? Ekmek çok mu güzeldir, lezzetli midir? Peki sen tiyatroyu sever misin? Severim. O zaman hep beraber şöyle kameraya bakıp tiyatro başlıyor diye bağıralım mı? Evet. 1, 2, 3. Tiyatro başlıyor. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim canım, karınca kardeşim. Karıncaları çok seviyorum, biliyor musun? Karıncalar çok çalışkandır sevgili çocuklar. Sürekli çalışırlar ve sürekli yuvalarına bir şeyler taşırlar, öyle değil mi? Tabii ki çok çalışırız. Siz antenlerinizle mi yer buluyorsunuz bakayım? Tabii, antenlerimiz kırıldığı zaman ne evimizin yolunu ne de gitmek istediğimiz yeri bulabiliriz. Yazık yazık. O zaman karıncaların antenleri çok değerlidir. Tabii ki çok değerli. Bir de kendinizden böyle kat kat ağır şeyleri çekebiliyormuşsunuz, evet, öyle mi? 40 kat daha ağır şeyler taşıyabiliriz. Vay bak. Karıncaları şimdi daha çok sevmeye başladım.
Ama karıcı arkadaşım, senin ellerin niye öyle kirli? Niye kirli? Çalışmaktan ama değil mi? Tabii çalıştığım için ama yıkıyorum. Yıkıyor musun? Evet, yıkıyorum. Demek ki yıkamayı unuttun öyle mi? Yok, az önce yıkadım. Az önce mi yıkadın? Ama evet. İyi yıkayamamışsın, ben mikropları görüyorum orada. Ben musluğu açıyorum, ondan evet. Sonra böyle böyle yapıyorum, çıkıyorum. Ne yapıyorsun? Böyle böyle. Musluğu açınca böyle 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 mi yapıyorsun? Evet. Olur mu? O zaman su boşa akıyor. Nasıl yani? Tabii, bak şimdi sen girdin içeri değil mi? Evet. Lavabo var karşında. Evet, açtı çeşmeyi. Açtım. Tamam mı? Elini güzelce yıkadın. Evet. Hemen çeşmeyi kapatman gerekiyor. Ben kapatmıyorum. Niye? Aksın diye. Oyun mu oynuyorsun onunla? Tabii tabii. Ama olmaz. Bak şimdi ben sana anlatayım. Dünyamız çok büyük sevgili karınca, ama çok büyük. Ve bu büyük dünyanın içinde çok insan yaşıyor. Çok canlı var. Ve bu canlıların yaşaması için su çok gerekli. Tabii tabii. Anladın mı? Tabii çok su gerekli. Su olmazsa yaşam olmaz çünkü. Ve insanlar suyu böyle çok harcadıkları için ve gereksiz kullandıkları için dünyadaki su azalmaya başladı. Yağan yağmurlar artık bize yetmiyor. Tabii sen kışın evinde rahat rahat uyuduğun için ve rahat rahat dinlendiğin için dışarıda olan bitenleri bilmiyorsun. Bilmiyorum tabii ki. Mesela bu yıl çok az yağmur yağdı. Tabii o yüzden dereler kurudu. Suyumuz artık o kadar çok yok. O yüzden ne yapacağız? Su tasarrufu yapacağız. Nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. Gireceksin lavaboya, bundan sonra şır 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 akıtmak yok. Hemen işi bitince lavaboyu kapatacaksın, çeşmeyi kapatacaksın. Sonra banyo yaparken duşu öyle çok uzun tutmayacaksın kafanda. Baktın sabunlar gitti, hemen kapat. Tamam. Ne yapıyoruz bundan sonra? Su tasarrufu yapıyoruz. Ne yapıyoruz bundan sonra? Su tasarrufu yapıyoruz. Aferin sana karınca kardeş. Karınca kararınca. Bunu da öğrenmen çok iyi oldu. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Sen de kendine iyi bak. Hadi hoşçakal. Gördün mü karıncayı bak. Ne güzel şeylerden bahsettik oğlumla. Dev geliyor işte. Dev canım. Merhaba. Güzel dev. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Minik dev, seni uzun zamandır görmüyorduk. Evet. Karıncayla karşılaştınız mı? Yok, hayır, karşılaşmadık. Biraz önce karınca geldi ya. Benim ziyaretim. Onunla sohbet. Sen nereden geliyorsun ormandan, böyle fırfırlarında falan? Ormandan geliyorum. Ormandan mı geliyorsun? Evet. Ne yaptınız ormanda? Ailemle birlikte piknik yaptık. Piknik mi? Evet. Bak biz pikniğe bayılırız. Ya. Çok güzel böyle etler yapılır. Değil mi? Evet. Domatesler, biberler, meyveler, sebzeler. Sonra oyunlar oynanır pikniklerde. Evet, evet. Ay piknikler çok güzeldir. Piknikte ne yaptınız peki? Piknikte top oynadık. Oh çok güzel. Yakan top. Yakan top. Tabii. Böyle atıyorsun havaya, ismini söylüyorsun. Ay başka. Ondan sonra saklambaç oynadık. Saklambaç mı oynadın? Sen saklanabiliyor musun? Tabii abi, büyük ağaçların arkasına saklanıyorum ben. Büyük ağaçların arkasına saklanıyorsun. Aferin sana, çok güzel. Sonra ne yaptınız başka? Ondan sonra annem yemekleri hazırladı. Sıra geldi yemeklere. Evet. Babam böyle ateşin üzerinde ateş yaktı. Ateşin üzerinde böyle etler pişirdi. Bir dakika. Siz ateş yaktınız ormanda öyle mi? Evet. Ormanda ateş yaktınız. Peki ne yaptınız? Söndürdünüz mü sonra? Bilmem. Hiç bakmadım ki. Ateşi söndürüp söndürmediğinizi kontrol etmediniz mi? Yok, hayır. Minik dev, çok tehlikeli bir şey bu. Ateş çok önemlidir. Ormanlar çok önemlidir. Bak şimdi, ormana pikniğe gittiğimiz zaman mutlaka yaktığımız ateşleri büyüklerimizin söndürmesi gerekir. Bize düşen görev de nedir biliyor musun? Nedir? Gidip o ateşlerin üzerinden bakmak. Ateş sönmüş mü sönmemiş mi? Eğer duman çıkıyorsa... İmdat! Yangın var! Diye annemize babamız uyarmamız gerekiyor. Tamam. Çünkü ağaçlar yanar. Ağaçlar yanarsa yağmurlar yağmaz. Yağmurlar yağmazsa sular kesilir. Sular kesilirse biz bıcı bıcı yapamayız. Anladın mı beni anladım, şimdi? Anladım, tamam. O yüzden ne yapıyorsun? Sen şimdi direkt gidiyorsun. Ben tamam. Hemen ateşleri kontrol ediyorsun, tamam mı? Tamam, ben gidiyorum o zaman. Koşla koşla hemen bakayım. Hadi gideyim. Hadi bir an önce görüşürüz. Görüşürüz sevgili dev. Dev. Çok önemli bu konular. Piknikler başlayacak yarın. Ağaçlara gideceğiz, ormanlara gideceğiz. Böyle güzel güzel pikniklerde oyun oynayacağız. Ama dikkat edelim, ateşleri de söndürsün büyüklerimiz. Onları uyaralım. Annemizi, babamızı ateşleri söndürüp söndürmediği konusunda uyaralım. Bu bizim görevimiz olsun. Biz ne olalım? Gönüllü itfaiyeciler olalım. Değil mi çocuklarım benim? Hadi bakalım. Haftaya görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Merhaba, nasılsın? İyiyim. Adın ne? Sevinur. Ay, kaç yaşındasın? 5. Bu kadar var mısın? Bu 5 mi? 5. Peki 5 yaşına gelmiş bir çocuk neler yapabilir? Çok merak ediyorum. 5 yaşına gelmiş bir çocuk neler yapabilir? Mesela tek başına çorabını giyebilir misin? Giyerim. Alkış! Tek başına yemeğini yiyebilir misin? Giyerim. Alkış!
Başka? Annene babana yardım edebilir misin? Ederim. Mesela ne yaparsın annene babana yardım etmek için? Bazen de anneme temizlik yapmamaya yardım ediyorum. Bu temizlik yapmaya yardım etmek çok önemli ama, değil mi? Mesela ne yapıyorsun temizliğe? Nasıl yardım ediyorsun? Kovan içine ne atıyorsun? Deterjan mı atıyorsun? Evet. Çok güzel. Ver bakalım yan tarafa mikrofonu. Merhaba, nasılsınız? İyiyim. Adınız nedir? Özgenoy. Efendim? Özgenoy. Özgeciğim, sen kaç yaşına girdin? 6. Ay, 6 oldun mu? Çok güzel. 6 yaşına gelen bir çocuk neler yapabilir Özge? Anneme temizlik yardım edin. Annene temizliğe yardım edersin. Babanın gazetesini getirebilir misin? Evet. Ya da terliklerini verebilir misin? Veririm. Çok güzel. Peki sen bilmece bilir misin? Biliyorum. O zaman şimdi bilmece başlıyor diye bağıralım mı? 1, 2, 3. Bilmece başlıyor. Yürür yürür iz etmez, hızlı gitse toz etmez. Gemi. Merhaba, nasılsınız? İyiyim. Adınız nedir? Umut. Umut, kaç yaşındasın? 6. 6. Umut, doğa çok güzel değil mi? Evet. Ağaçlar ne oluyor bu ara? Yaprakları çıkıyor mu? Evet. Peki ağacın yaprakları neden çıkar? İlkbahar gelince çıkar. Alkış, ilkbahar geldiyse çıkar. Böyle önce yağmur mu yağar? Evet. Ay. Sonra ne çıkar? Çiçekler. Hayır, ne çıkar? Güneş. Güneş ne gönderir yaprakların üstüne? Işınlarını mı gönderir? Evet. Aa, çok güzel. Sonra yapraklar çıkarlar. Evet. Çok güzel. Sen saymayı biliyor musun? 10'a kadar sayabilir misin? Evet. O zaman bak şöyle kameralara ve 10'a kadar bir say bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir alkış. Çok güzel. Ver bakalım mikrofonu yan tarafa. Beyefendi, nasılsınız? İyiyim. Adınız nedir? Taha. Taha, saçların çok güzel. Ne sürdünüz acaba? Yoğurt. Yoğurt mu? Hayır, yoğurt. Ben de zannettim ki kafamıza yoğurt sürelim. Taha, kafamıza yoğurt sürmüyoruz ama yoğurdu ne yapıyoruz? Oynama mikrofonun altıyla. Ne yapıyoruz? Yiyoruz. Neden yoğurt yeriz? Sağlıklı olmak için. Sağlıklı olunca ne olur? Sağlıklı olunca yemek süt de içince büyürüz. Büyürüz. Peki sana bir şey soracağım. Sen büyümek için ne yiyorsun? Süt içiyorum. Başka? Peynir yiyorum. Aa, bir dakika. Peynir çok önemli değil mi? Peynir yiyen çocuklar koşu yarışmasında da birinci olurlarmış. Aa, çok güzelmiş. Peki bir şey soracağım. Ormanlar ne renk olur? Yeşil. Güzel. Sen hiç ormana gittin mi? Hayır. Ormanda böyle bir sürü hayvan var değil mi? Evet. Hangi hayvanlar var ormanda? Aslan. Kaplan. Gece olunca da kurt. Tavşan, as, geyik, bir de kedi. Ama başka bir şey de olur. Otur yerine. Timsah da olabilir. O zaman hayvanları tanıyalım köşesini seyredelim mi bir? Evet. Kaldır bakalım elleri havaya. Hayvanları tanıyalım başlıyor. Hayvanları tanıyalım başlıyor. Koyun.
Koalalar, Avustralya'ya özgü, otçul ve ağaçta yaşayan bir hayvan türüdür. Kalın ve kuyruksuz gövdesi, yuvarlak ve tüylü kulaklarıyla, büyük ve kaşık şeklinde burnu ile kolayca tanınır. Koalanın vücut uzunluğu 60 ila 85 cm'dir ve ağırlığı da 4 ila 15 kg arasında değişir. Kürkünün rengi gümüş grisi ile çikolata rengi arasında farklı renklerdedir. Koalalar genellikle hareketsiz bir yaşam sürer ve günde 20 saat kadar uyur. Asosyaldirler. Anne koalalar yalnızca bakıma ihtiyaç duyduğu sürece yavruları ile ilgilenir. Günlerinin çoğunu ağaç üzerinde geçirseler de başka bir ağaca gitmek için yere indiklerinde dört ayakları üzerinde yürürler. Temizlenmek için arka pençelerini kullanır ancak zaman zaman ön pençeleri ve ağzını kullandığı da görülür. Merhaba, nasılsın? İyi. Adın ne? Uğur. Efendim? Uğur. Çok güzel gözlüklerim var benimki gibi. Ben gözlüklerimi çok seviyorum. Sen de seviyorsun değil mi? Evet. Çok yakışıyor bize gözlük. Baksana ya, şuna bak ne güzel. Kaç yaşındasın? 5. Oo, biraz daha büyümüşsün. Bisiklete binebiliyor musun? Evet. Oo. Peki bisiklete böyle arabaların olduğu yerde mi biniyorsun? Hayır. Değil mi? Arabaların olduğu yerde bisiklete binilir mi? Yok. Nerede binilir bisiklete? Arabası olmayan? Evet. Araba geçmeyen yerde değil mi? Evet. Çok güzel. Ver bakalım yan tarafa mikrofonu. Hanımefendi nasılsınız? İyiyim. Adınız nedir? Sudenur. Sudenur'cum, biz ellerimizi yıkamalı mıyız? Evet. Günde kaç kere yıkamalıyız? 3. 3. Neden günde 3 kere elimizi yıkıyoruz? Çünkü günde 3 kere yemek yiyoruz. Hmm. Kirli ellerle ne yapılmaz? Yemek yenmez. Peki ellerini neyle yıkıyorsun? Suyla. Su ve? Sabunla. Sen yıkanıyor musun? Evet. Ben bazı çocuklar duydum. Yıkanırken ağlıyorlarmış. İyi bir davranış değil değil mi? Komik de değil. İyi bir davranış değil. Yıkanırken ne yapılmaz? Ne yapacağız? Gözlerimizi kapatacağız. Niye gözünü kapatıyorsun? Gözümüze sabun girmesin. Gözümüze sabun girmesin diye tabii ki. Bir de saçlarımızı böyle bolca ne yapacağız? Sabunla yıkayacağız ki güzel koksun diye değil mi? Çok güzel. Harika. Peki bir şey daha soracağım sana. Ha, şampuanla, pardon özür dilerim, şampuanla yıkıyoruz saçlarımızı. Tırnaklarını yiyen çocuklar var. İyi bir davranış mı bu? Hayır. Peki sen tırnaklarını kesiyor musun? Evet. Kim kesiyor tırnaklarını? Senin zaten, senle konuşuyorum. Kim kesiyor tırnaklarını? Yani annen mi kesiyor, baban mı kesiyor? Senin tırnaklarını kim kesiyor? Kendim kesiyorum. Aa! Bunu kendi yapabiliyor musun? Alkış! Kendi tırnağımızı kendimiz kesebiliyoruz. Çok güzel. Ver bakalım yan tarafa. Nasılsınız beyefendi? Yiğit. Adınız nedir? Yiğit. Yiğit. Yiğit çok yakışıklısın. Kim taradı saçlarını böyle? Jöle sürdü anne. Ooo, jöle. Bu jöle nasıl bir şey? Saçlarımızı güzel yapıyor. Ha, saçlarımızın güzel görmesini mi sağlıyor? Sen berbere gidiyor musun? Bir de bazı çocuklar berbere gidince ağlıyorlarmış. Sen ağlar mısın? Çünkü berberde ne yapılmaz? Böyle saçımızı keselim. Saçı berber böyle gelir çık çık çık. Otur Taha. Değil mi? Bana böyle bir şey. Dur dinliyorum. Dur dinliyorum. Yasla. Dinliyorum. Berberde ne yapıyoruz? Ağlamıyoruz. Ağlamayız. Saçıma bir şey sıkıyorlar da gözlerimi kapıyor. Tabii böyle gözünü zaten böyle elini böyle koyuyor değil mi? Pıst 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 yapıyor. Peki sana bir şey soracağım. Sen annene babana yardım ediyor musun? Ne yapıyorsun yardım ederek? Anneme yumurtaları veriyorum. Sofrayı kurmasına yardım ediyorum. Başka da... Suyumu kendim alıyorum. Bir alkış yapalım. Suyunu kendi al. Çünkü bazı büyükler bile değil mi?
Bazen büyükler bile suyunu kendi alamıyor. Kendiniz alın suyunuzu falan, değil mi? Biz kendimizin yapacağı işlerimiz var. Teşekkür ederim. Ver bakalım yağ tarafa. Merhaba, nasılsın? İyi. Adın ne? Üveyş. Üveyş, ne güzel bir isim böyle. Üveyş, sen evde annene babana yardım eder misin? Evet. Ne yaparsın, anlat bize. Mesela annenle babana sofra toplamada yardım eder misin? Evet. Çok güzel. Sofrayı kurarken yardım eder misin? Hı hı. Çok güzel. Peki yemek yemeyi seviyor musun? Evet. En sevdiğin yemek hangisi? Yumurta. Yumurta çok güzel bir yemek, evet. Yumurta. Karnabahar sever misin? Karnabahar, pırasa, lahana. Sever misin bunları? Hı hı. Ben de çok severim. Peki sen çizgi film sever misin? O zaman çizgi film başlıyor diye bağıralım mı? 1, 2, 3. Çizgi film başlıyor. Vitesi yükselt. Ah, neyim ben, bir helikopter mi? Bir fırtına kopmadan önce insanlar tedirginleşir. Sürekli bağırır çağırırlar. Ben sakinimdir. Sakin olmak zorundayımdır. Evet, gerçekten öylesin. Kont, şampiyon yakın konuşması 10 dakika içinde başlayacak. Saate bakmanın bir anlamı yok. Konuşmaya geç kalacağız. Hepsi bu. Bakar mısınız? Bildiğiniz herhangi bir kestirme yolu yok mu acaba? Belki biliyorumdur, belki de bilmiyorumdur. Duruma göre değişir. Pekala, pekala, pekala. Bakın burada ne var? Bir bakalım. Arka caddelerde kestirme bir yol olduğunu hatırladım. Lan ne yapıyorsun? Dursana, çıkmak istiyorum. Hey dostum, bahşişimi unutma. Bizi buraya canlı getirdiğin için al bakalım hadi. Şansımız varmış, geç kalmayacağız. Ne? Burada kimse yok ki. Konferans hangi katta biliyor musun? Acele et, kendimiz bulmalıyız. Dur. Fantazio. Bekleyin. Kimse kıpırdamasın. Güvenlik kontrolü. Evet tabii ya. Kımıldamıyoruz. Ama bizi konferans salonuna... Sessiz olun. Gerçekten ne biçim bir davranış güvenlik bu? Güvenlik kontrolü. Böyle kontrolü... Kımıldamayın. Güvenlik kontrolü. Hey! Şüpheli cisim. Tanım fotoğraf makinesi. Bina içinde yasak. Hey, ne yapıyorsun sen? O benim makinem. Güvenlik talimatlarına uymak konusunda itiraz. Şüpheliyi etkisiz hale getir. Zavallı kemirgen, hemen yok et. Artık bu kadarı da fazla ama. Seninle yeterince zaman kaybettim. Hoş geldiniz saygıdeğer misafirlerimiz Spiro ve Fantazio. Gelmenizi sabırsızlıkla bekliyorduk. Sizinle tanışmaktan ve sizi selamlamaktan mutluluk duyarız. Gerçekten mi? Az daha beni kandırıyordunuz. Dinle seni civata torbası. Bana Hector diyebilirsiniz. Hector, bir nezaket gösterip şu otomatik sadiste bizi serbest bırakmasını söyler misin? Damasın öncelikli talimatıdır. Güvenlik kontrolünü kaldır. Damasın mı? Anlaşıldı. Oh. Lütfen güvenlik birimimizi mazur görün. Damasın talimatlarını bir şekilde kelimesi kelimesine uyguluyor. Peki domuz kim? Benim mütevazi devrelerimle dahil bütün yapıyı yöneten merkezi bilgisayar. Sadece kendisi üst katın yarısını kaplıyor. Ona iyi dileklerimi iletmeni istemiyorum, tamam mı? Ay çizgi film çok güzel. Ben çizgi film seyretmeyi çok seviyorum. Sen de sever misin çizgi film? Evet. Peki en sevdiğin çizgi film hangisi? Çilek Kız. Ay Çilek Kız. Ay onlar böyle bir sürü çilekler yapıyorlar değil mi? Evet. Böyle yaz çileği, kış çileği. Çilek yer misin? Evet. Ay sen de Çilek Kız'a benziyorsun ama biraz. Adın ne senin? Ceren Zeynep. Ceren, biz yazın meyveleri yiyoruz değil mi? Böyle bir sürü meyve yiyoruz. Evet. Yaz meyveleri neler bilir misin? Mesela çilek. Karpuz. Karpuz. Dur Ceren söylüyor. Karpuz.
Başka? Kiraz. Kiraz. Bir de kirazdan böyle sen küpe yapar mısın? Evet. Ay ben de bayılıyorum onu yapmaya. Ceren, televizyonu böyle yakından mı seyredersin sen? Neden? Gözlerimiz bozulur. Değil mi? Televizyonu nasıl seyretmemiz lazım? Uzaktan. Uzaktan seyredeceğiz. Sen öyle yapıyorsun herhalde. Evet. Aferin sana. Ver bakalım yan tarafa mikrofonu. Hanımefendi adınız nedir? Azra. Azra kaç yaşındasın? 6. 6. 6 yaşındasın. 6 yaşındaki çocuk neler yapabilir Azra? Yemeğimi kendim yiyebilirim. Başka? Suyumu kendim içebilirim. Bravo, başka? Yemeğini kendin yiyorsan zaten bizden 3000 puan kazandın. Ve 35 gofret. Tabii çünkü yemeğini yalnız yemek çok önemli bir özellik değil mi? Aferin. Peki başka ne yapabilirsin tek başına? Ödevimi tek başıma yapabilirim. Efendim? Dersimi tek başıma yapabilirim. Dersini tek başına, faaliyetlerini tek başına yapabilir misin? Yaparım. Ay çok güzel, harika bir sohbetti. Ama süremiz bu kadar, bitti yine. Bugün de bitti. Çok üzgünüm ama bitti. Ne yapalım? Şimdi hep beraber arkadaşlarımıza veda edelim ekran başındaki arkadaşlarımıza. Kaldır bakalım ellerini ama ya. Haydi bakalım, görüşmek üzere haftaya. Hoşça kalın. Hoşça kalın.